Siz de kimsiniz? Ne oluyor? Bu kız zorla evlendiriliyor memur bey. Sen de kimsin? Necdet Bey. Asuman hadi yürü. Asuman dur. Bak. Hiçbir yere gidemezsin. Sen de kimsin be? Çekil şuradan. Aa, bırakın lan. Bırak. Bırakın sen şerefsizler. Cemal abi ne oluyor? Kim bu adamlar? Ne bileyim oğlum. Bırakın lan. Bırakın dedim. Asuman. Asuman nereye gidiyorsun? Alarmı fikri çok iyiydi. Ses bütün evi ayağa kaldırdı. Resmen görmeliydin Serdar. Acaba yokluğumu fark etmişler midir? Arkamızdan falan gelen yok. Onlar muhtemelen hala evin neresi yanıyor diye bulmaya çalışıyorlardır. Hadi. Asuman. Asuman nereye gidiyorsun? Necdet Bey nereye götürüyorsunuz kızımı? Evleniyordu ama. Cemal abi ne oluyor bu adamlar kim? Ne bileyim oğlum. Necdet Bey nereye götürüyorsunuz kızımı? Asuman. Asuman dur. Asuman gitme. Uzak tutun şerifi. Bırakın lan. Bırakın şerefsizler. Ses lan sesini. Defol git buradan. Asuman. Hala anlamadın değil mi aptal? Babam ben olmasaydı zorla oturttu be. Benim seninle evlenme hiç niyetim yoktu ki hiç. Ama Asuman. Aması maması yok ya. Bitti diyorum işte bitti. Yürü Asuman. Necdet Bey, nereye götürüyorsunuz kızımı? Bekleyin beni burada. Sen gel lanmış. Ne oldu Gonca? Sana yaptığım onca şeyden sonra... Uf, Gonca tamam ya. Konuştuk ama bunları. Serdar, ne yapacağız şimdi? Yani kalacak bir yer... Ben hallettim onu. Bu yaptıklarının karşılığını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. İkimizin de düşmanları ortak olduğuna göre... bundan sonra birlikte savaşacağız. Onu düşün.
Yanlış yaptın Cemal. Çok yanlış yaptın. Necdet Bey, ben hiçbir şey anlamadım. Siz Asuman'ı nerede? Bunların şu an hiçbir önemi yok. Ama olur mu Necdet Bey? Siz benim kızımın nikahını... Asuman bundan sonra benim himayem altında olacak. Nasıl yani? Kızına iş buldum Cemal. Nasıl bir iş? Çok soru soruyorsun. Uzatma dedim, tamam. Al bunları. Elimizden bir kaza çıkmadan gidelim biz. Konuşuruz sonra. Necdet Bey, çok sağ olun. Vallahi hayatımı kurtardınız ya. Çok teşekkür ederim. Az kalsın istemediğim bir adamla zorla evlendiriliyordum. Çok sağ olun. Sürede. Sedat, kalk. Bırak. Olmaz oğlum, kalk hadi. Sedat, iyi misin? Allah belalarını versin. Sedat, oğlum sakin ol. Sakin ol biraz. Sakin ol ha. Herifin bir tanesi gelip nikah masasından gelin alıp gidiyor. Ben sakin olacağım, öyle mi? Hani rızası vardı Asuman'ın, öyle demiştin. Sedat. Allah kahretsin, kahretsin. Sedat tamam, sakin ol. Sedat ol. Sakın konuşma. Ben senin yüzünden annemi babamı ezdim. Hepsini karşıma aldım. Aa, olmuyor böyle ama. Ben kızı da ikna ettim senin hatırın için. Ama olmuyor böyle şimdi. Yalan mı? Demedim mi bir an önce kıyın şu nikah bitsin diye? Yeter be, kes. Olmuyormuş oğlum. Zorla güzellik olmuyormuş. Gördün işte. Benim kimseye yamuğum olmaz oğlum. Yürü git hadi. Kahretsin, kahretsin. Ya Sedat dur Allah aşkına. Allah belalarını versin, belalarını versin. Ah! Ah! Ha Türeyi abla, bir düşünsen. Selim'cim, ben zaten size yardım etmeye devam edeceğim. Zeynep bu haldeyken yalnız bırakamam ki. Hem bir iyileşsin, ben zaten sonra kendime başka bir iş bakarım. Ya ablacığım tamam. Bak bize yardımcı olduğun için sana çok minnettarım. Ama benim dediğim çok başka bir şey. Ya sen eğer burada olmasaydın o iş teklifini kabul edecektin, öyle değil mi? Evet ama... Ya abla aması maması yok. Sadece orada değil, burada işe başlayacaksın, o kadar. Selim'cim, sizden para falan alamam ben. Ne olur beni anlamaya çalış. Yok, yok abla. Hem burada zamanını harcayacaksın, hem emek harcayacaksın. Ya sen sırf bize destek olabilmek için o iş teklifini reddettin abla. Böyle olmaz, ben bunu kabul etmem. Sen de beni anla. Abla, bak biz seni çok seviyoruz. Zeynep'e senden daha iyi bakabilecek kimse yok. Ama Selim... Tamam, tamam abla. Sen hemen cevap verme. Bir düşün, sonra tekrar konuşalım, olur mu? Yediremiyorum. Hazmedemiyorum yapılan bu kalleşliği. Sedat tamam, biraz sakin olmaya çalış. Ben her şeyi sineye çektim. Annemi babamı karşıma aldım. Gelinliğini aldım, çiçeğini aldım. İkinci kez evlerine gittim. Gururumla oynadılar benim. Gururumla oynadılar. Cemal abi dedim. Saygıda kusur etmedim. Ulan en büyük kazığı da o attı bana be. Sedat tamam da biraz sakin ol. Olamıyorum Ebru. Sakin olamıyorum. Ah Asuman, seni bir elime geçirsem. Sedat bak kızgınsın şimdi ama hepsi geçecek bunların. Umurumla, gururumla oynadılar diyorum. Nasıl inandım ben bu şikayetçilere? Nasıl inandım? Allah Allah, sen anlıyor musun bu makinelerden?
Yok be abi. İyisi mi birini çağırtırıp baktıralım. Bir sorun vardır belki. Ne oluyor burada? Şey, yangın alarmı bozulmuş sanırım. Bugün bangır bangır çaldı. Hepimiz panik olduk. Ama neyse ki yangın falan yokmuş. Bir kontrol ettirsek diyordum. Tamam, ne gerekiyorsa yaparsın. Şimdi işinizin başına dön. Hadi. Gel benimle. Ne yapıyorlar şimdi acaba? Ablam ne zaman gelir sence? Asuman abla bir daha gelmez ki artık. Gelmez mi? Niye? Yoksa abi babamın bize yaptığı gibi ablamı da mı gidip dedi? Hayır, ondan değil. Asuman abla evlendi artık. Evli insanlar başka evde, kendi evlerinde yaşarlar. Aman ablamın gitmesini istemiyorum. Ondan ayrılmak istemiyorum. Üzülme. O gelmezse biz gideriz yeni evine. Aa, gidersek o zaman ablamı da kırırız. Onlar birlikte yaşarız. Ha? Nikah basan o herif. Tanıyor musun sen o herifi? Bendeki soruya bak. Tipinden belli değil mi zaten? Kart zamparanın teki. Parayla, zenginlikle boyadı Asuman'ın gözünde. Ben kahveci Sedat. Niye kendine haksızlık ediyorsun? Sendeki yüreğin şu kadarcık o adamda olsaydı yanında o kadar korumayla gezer miydi acaba? Hem onda para varsa senin de kocaman bir yüreğin var. Madem öyleydi, neden o herifle gitti Asuman? Delikanlılık para etmiyor kızım. Anlıyor musun? Sen Asuman'ı hiç tanımıyorsun. Onun gözü hep yükseklerdeydi zaten. Onun için kim olduğu değil, ne kadar zengin olduğu önemli oldu hep. Nasıl yani? Başından beri sevmiyor muydu beni? Allah kahretsin. Artık babanı da, o mahalledeki yaşantını da tamamen unutuyorsun. Ben zaten... Lafımı bitirmedim daha. Ne babanla, ne de o kıl kuyruk adamla bir işin yok artık. O çiftlikten adımını bile dışarı atmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Yapman gerekeni biliyorsun. Gözün Selim'in üstünde olacak. Bak daha önce uyardım seni. Selim'le ilgileneceksin. Kenan'la hiçbir işin yok senin. Necdet Bey, Arzu Hanım o konuda bizi yanlış... Yanlışı doğrusu beni ilgilendirmiyor. Ben sadece sonuca bakarım. Eğer yolundan şaşarsan fena bozuşuruz. Anladın değil mi beni? Anladım ben. Güzel. O zaman şoföre söyle seni alışverişe götürsün. Önce üstüne güzel bir şeyler al. Oradan da doğru Emiroğlu çiftliğine. Tamam. Tamam bekle dur. Kasacı. Allah kahretsin. Biri kasayı açmış. Mahmut! İzzet! Ne oluyor be? Son kuruşuna kadar hak ettim. Esaretimin bedeli bu paralar. Ne işe yararsınız siz ha? Evde bir ton adam var ama biri gelip kasamı boşaltabiliyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl? Ne diye bön bön bakıyorsunuz yüzüme? Bir şey söyleyin. İzzet, senin elin armut mu topluyordu kasayı boşaltırlarken? Ne yapıyordun? Neredeydin? Hep yerimdeydim. Sadece yangın alarmı çalınca... Allah belanızı versin. Yangın alarmı çalınca panikten bir yerleriniz tutuştu tabii. O sırada boşalttılar kasayı.
Hiçbir kimse görmedi. Oh! Arzu ile Gonca nerede? Boşuna besliyorum lan ben sizi. Boşuna besliyorum. Defolun gidin şimdi. Çiftliğin her yerini karış karış arayacaksınız. En küçük detayı bile hemen gelip bana haber vereceksiniz. Hadi şimdi. Gonca! Burada ne? Bilmiyorum ya. Serdar ne oluyor? Allah kahretsin ya. Araba mı bozuldu? Galiba. Kahretsin. Ben inip bir bakacağım. Of, tam da sırasıydı ya. Tıkıldım kaldım burada da. Benim çiftliğe dönmem lazım. Olmadığını nasıl açıklayacaksan. Neyse, Kenan'la konuşayım artık. Gonca! Ah be Gonca, neredesin? Serdar çabuk ol ne olur. Her an yokluğumu fark edip peşime düşebilirler. Ya elimden geleni yapıyorum ama durum pek parlak görünmüyor. Ne? Nasıl yani? Ya Allah kahretsin. Serdar bak. Bittik biz. Bittik mahvolduk ya. Yakalayacaklar bizi. Ya Gonca. Sakin ol artık ya. Sakin. Ya ama. Deniyorum tamam. Gonca! Gonca! Neredesin Gonca? Nedir durum? Etrafta herhangi bir izler rastlamadık ama aramaya devam ediyoruz. Ayakta mı uyuyorsunuz lan siz? Bulacaksınız. Bunu kim yaptıysa bulacaksınız. Bulmadan da sakın karşıma çıkmayın bir daha. Hadi! Nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl? Evimdeki kasa. Evimin içindeki. Evimin içindeki. Yoksa evden biri mi yaptı bunu? Arıza. Böyle bir şey yapmış olamazsın. Serdar ne oldu, çalışacak mı araba? Deniyorum ama... Of of. Ya tamam bırak, çalışmayacak belli ki, uğraşma sen de artık. Dur bir dakika. Ya çok vaktimiz yok. Şimdiye durumu çoktan anlamışlardır bile. Benim ortalardan yok olduğumu. Of ya. Necdet adamlarını salmıştır bile etrafa. Her yerde deli gibi beni arıyorlardır. Ya peşime düşmeleri an meselesi. Ya tamam da. Burada incin top oynuyor. Ne taksi geçer ne otobüs. Ya ormana doğru mu gitsek acaba? Bir yere falan sığınırız ha? Tamam. Başka çaremiz yok. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Sedat artık üzülme ne olursun.
Ya her şeyde bir hayır vardır. Böyle düşünmeye çalış. İleride baktığında diyeceksin ki belki de iyi ki en başından ayrılmışız. Ben o mahalleye bir daha dönemem Ebru. Ya iyi de senin bir suçun yok ki. Ne fark eder? Herkes arkamdan konuşacak. Kahvede sinirimi hoplatacaklar. Bu sefer kesin elimden bir kaza çıkar. Sen güçlüsün. Bunun da altından kalkarsın. Bu seferki başka. En iyisi buralardan çekip gitmek. Ne? İyi de nereye gideceksin? Gideceğim işte. Çok uzaklara. Burada bu şekilde hayatımı sürdüremem. Daha kötü olur. O yüzden en iyisi başıma alıp gitmek. Sedat, sen gidersen ben... Utanmadan bir de elini kolunu sallaya sallaya buraya mı geliyorsun? Ne oluyor ya? Arzu, sen haddini iyice aştın artık. Yine ne yapmışım baba? Sen ne cesaretle benim evimden benim paramı çalarsın ha? Ne? Ne parası? Sabrımı taşırma benim. İstemediğim şeyleri yapmak zorunda bırakma beni. Ben bu evden para mı çalmışım? Arzu! Ben senin paranı falan çalmadım. Hem bu evde bu kadar adam var. Sen niye beni suçluyorsun? Çünkü seni iyi tanıyorum. Gonca. Ne diyorsun be? Saçma sapan konuşma. Gonca çalmış olamaz mı diyorum? Hayır, olamaz. Sen öyle diyorsan. Nazan! Gonca nerede? Bilmiyorum efendim. Ne demek bilmiyorum? Hem senin ne işin var dışarıda? Ben sana Gonca'nın yanından ayrılma demedim mi? Şey, Gonca'nın canı mango çekince beni çarşıya göndermişti. Karın birazcık çabuk aşarmaya başlamış babacığım. Demek ki biricik karın paranı da alıp kaçmış. Ama ben sana bunun böyle olacağını söylemiştim. Arzu, defol git gözümün önünden. Defol! Hadi aç şunu Gonca, aç! Ben çok yoruldum. Hadi Gonca. Ya biraz dinlensek olmaz mı? Olmaz. Bak burada durursak izimizi bulurlar. Akşam olmadan saklanacak yer bulsak bari. Bakacağız artık. Hadi hızlanmamız lazım. Enselenmek istemiyorsan tabii. Unuttu mu beni burada, ne yaptı ya? Acaba bir baksan mı? Aslan. Ne işin var senin burada? Halacığım. Bu kılığın ne böyle? Babam beni zorla evlendirmeye kalktı. Sana da söyletmedi. Vallahi zor kurtuldum elinden ya. Evlendirmeye mi kalktı? Allah, Necdet Bey gelip beni kurtarmasaydı var ya ben bitmiştim yani. Nasıl yani? Necdet Bey mi getirdi seni buraya? Evet. Ya tıkıldım kaldım buraya da üstüme bu paçot şeyle. Çiftliğe gitmem lazım benim. Acaba çıksam bir şey olur mu? Yok yok. Madem Necdet Bey seni buraya getirdi sakın çıkma dışarı. Dolaşma ayak altında. Ama çok sıkıldım ben. Asuman otur durduğum yerde. Zaten ortalık mahşer yeri. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Sonunda sevgili karının gerçek yüzünü gördüm babacığım. Yani şimdi haline. Bundan sonrasını bana keyifle izlemek düşer. Bana bunu yapmayacaktın Gonca. Yapmayacaktın.
Necdet Bey. Ne var? Gonca Hanım'ı evden çıkarken gördüğünü söyleyen biri var. Getir ne var? Konuş. Yukarı çiftlikten geliyordum. Sarışın, uzun saçlı, genççe bir kadını kapıdan çıkarken gördüm. Başka? Vallahi beyim, çok dikkat etmedim. Kapıdan çıktı, az ileride arabaya binip gitti. Arabaya mı? Hı hı. Hatta bir adam da onu bekliyordu. İkisi birlikte hızlıca gittiler. Ne diyorsun lan sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Beyim, iki gözüm önüm, aksın bak doğru söylüyorum. Gebertirim lan seni! Gebertirim! Tamam, bırak. Hoş geldin. Hoş buldum canım. Nasıldı Zeynep abla? Keşke ben de gelseydim. Canım yok, Zeynep'e uğrayamadım ki ben. Aa, neden? Ya beni karakoldan aramışlardı ya, ifademi almak için. Ona gittim işte, orada işlemler uzun sürdü. Ben de uğrayamadım. Anladım. Nasıl geçti peki? Nasıl olsun işte, her şeyi anlattığım olduğu gibi tekrar. Adamı gördün mü peki? Evet, sorgu odasından çıkıyordu. Bir şey dedi mi sana? Yok. Geçti gitti yanımdan öyle. Abla sen yine de dikkatli ol. Bak o adam hiç normal değil. Ya sana bir şey yapmaya kalkarsa? Buradan bir çıkayım göstereceğim sana bunu. Yürü hadi yürü. Canım ne yapabilir bana? Tutuklandı sonuçta değil mi? Sen yine de dikkatli ol abla. Bir çay koyup içsek mi? Olur, ben hemen koyayım. Ben geldim. Bil bakalım sana ne getirdim. Damla çikolatalı kek mi o? Bir de Hindistan cevizi. Aa, Melek abla mı geldi? Yok, bu Tülevsu'nun ellerinden çıktı. Melek abla telefon aradı. İşi varmış, gelemeyecekmiş. Hı, peki. Aç bakalım ağzını. Selim. Hadi Tülay abla, sırf senin için yaptı, aç. Canım benim ya. Onun hakkını nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Selim, vallahi öz kızı olsam herhalde bu kadar titrerdi üstüne. Ya Zeynep, ben sana söylemeden bir şey yaptım. Ne yaptın? Tülay ablayı tesadüfen telefonda konuşurken duydum. Sırf bizimle kalabilmek için, bu süreçte bizim yanımızda olabilmek için kabul edildiği iş teklifini reddetmiş. Ne diyorsun? Maalesef. Hay Allah. Tam da işe bu kadar ihtiyacı varken. Niye yaptı ki böyle bir şeyi? Söyledim ama dinlemedi ki. Ben de iş teklifinde bulundum. Nasıl? Ya zaten bizimle beraber kalıyor. E bir de iş arıyor. O ne dedi peki? Her zaman bizim yanımızda olabileceğini söyledi. Ama iş teklifini düşünecekmiş. Ya Zeynep, sence Tülay abla bana kırılmış mıdır? Niye ki? Ne bileyim, bu evde bir çalışan olarak. Yok, sanmam. Yani Tülay abla seni biliyor. İyi niyetli olduğunu da biliyor. Ama ben uygun bir zamanda yine konuşurum Tülay ablayla. Hadi, birini de al bakalım.
Burada bizimle beraber çalışmak ister misin? Ne dersin abla? Of. Ne cevap versem şimdi? Nasıl olur ki? Of, Cemal amca da gelmedi. Ne oldu acaba? Babam geldi galiba. Baba? Cemal amca ne oldu? Ablam nerede baba? Başka evde mi yaşayacak şimdi? Çekilin lan ayağımın altından. Size hesap mı vereceğim? Geç şuraya. Ne bakıyorsunuz lan? Yürü gidin odanıza hadi. Şey... Lan! Lan! Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Allah'ım sen dualarımızı eksiksiz, noksansız kabul eyle ya Rabbi. Nerede varsa yürüyün Muhammed'i ya Rabbi. Saat de geç oldu. Nerede kaldı bu kız? Ah be anneannem, neredesin be yavrum be? Ben şimdi doğru mu anladım? Sen beni seviyor... Ya Sedat sus ne olursun. Benim için itiraf etmesi bu kadar zorken bir de senden bunları duymak... Ebru ne zamandan beri? Allah açlıktan midem sırtıma yapıştı ya. Yok ben dayanamayacağım, ineceğim mutfağa. Ben bir şeyler atıştırayım. Oh. Ah Suman, niye de çıktın sen odadan? Hala öldüm açlıktan. Tıktım beni odaya, halim hatırımı soran da yok. Bela arıyorsun sen başına, bela. Hem niye çıkıyorsun sen dışarı? Necdet beni hey hey letebesinde. Seni bir de böyle görürse. Aman. Ya hala ben çok sıkıldım. Azıcık dedikodu yapsak ya. Söyle bakayım benim patroncumun paralarını kim çalmış? Sus bir diyor ne olacak, sus. Nazan. Ne oluyor burada? Senin ne işin var burada? Sana soruyorum, cevap versene. Necdet Bey burada olmamı istedi. Necdet Bey burada olmanı istedi. Bu kılık ne böyle? O benim meselem. Eğer sen benim kızımın bakıcısıysan ve benim yaşadığım evdeysen bu artık senin meselen olmaz canım. Necdet Bey beni bugün çok büyük bir dertten kurtardı. Bu kadar yeterli mi Arzu Hanım? Ne derdi? Dilini mi yuttun? Necdet Bey sadece kendisinden emir almamı söyledi. Peki. Kocamı ayartmanı da Necdet Bey mi istedi? Ha? Ebru, kızım sen misin yavrum? Yavrum, hoş geldin. Gel, otur şöyle. Nasıldı Mika? İyi anneanne, bildiğin gibi işte. Oh oh, ne güzel. Allah mesut etsin. Çoluğa çocuğa karışsınlar inşallah. Artık darısı benim güzel kızımın başına. Ama tabii her şeyin hayırlısı yavrum. Sen niye bu kadar geç kaldın yavrum? Şey ya, nikahtan sonra takı faslı falan uzun sürdü. Ben de Asuman'ı yalnız bırakmayayım dedim. İyi yapmışsın benim akıllı güzel kızım.
arkadaşını da bırakmamışsın yalnız. Aferin sana. Bakın ben Necdet Bey ne derse onu yapıyorum. Kes yalan söylemeyi. Kocama nasıl baktığını gördüm. Neredeyse içine düşecektin. Ne diyorsunuz siz ya? Asuman Hanım, Necdet Bey gelecek lütfen. Kocamdan uzak duracaksın. Yoksa seni... Yoksa ne yaparsınız? Kocanıza mı şikayet edersiniz? Bak sen şu mahalle dilberine. Ben seni ne yaparım sen biliyor musun ha? Arzu Hanım lütfen. Ne yaparım? Ne oluyor burada? Arzu? Hiç. Misafirini ağırlıyorum. Nazan, sen Asuman'ı al. Üstüne giyecek bir şeyler ver. Sonra da şoföre söyle Emiroğlu çiftliğine götürsünler. Peki efendim. Ne zaman bitecek senin bu saçma sapan hareketlerin? Ha? Yine ben mi kabahatli oldum? Bir kere de adam gibi sus ve yerinde otur. Bir kere! Sakın baba. Sakın karın oğlun öfkeni benden çıkarma. Haddini aşıyorsun. Ben sana söylemiştim. O kızın tek derdi para demiştim. Kapat çeneni. Duydum. Bir adamla kaçmış. Arzu, sus dedim sana. Susmayacağım baba. Bu sefer susmayacağım. Senin o çok sevdiğin karın. Kimle kaçtı biliyor musun? Serdar'la. Yazık. Koskoca Necdet Karapınar'ın haline bak. Çok yazık. Ne yapacağız ya? Burada ottan ağaçtan başka bir şey yok ki Serdar. Gonca, iyi misin? Ya ayağım burkuldu galiba. Canım çok acıyor. Hay Allah ya. Basabilecek misin? Bilmiyorum. Hadi gel, gücünü bana ver. Of! Ay Allah! Ay! Hadi bak, girdim koluna. Tamam mı? Yavaş yavaş. Hadi bak, gücünü bana ver. Ya be, bu eksikti ya. Hadi. Ya ben çok zor yürüyorum. Bizim hemen bir yer bulmamız lazım. Aa! Bak şurada bir kulübe var. Hani? Nerede? Bak şurada. Hadi. Hadi bak gücünü bana ver. Tamam. Hadi. Serdar ben zor yürüyorum. Yavaş biraz. Tamam. Hadi. Ben koysaydım. Sen gelmeden evvel ben çayımı içtim. Hadi bakalım şimdi sen iç. Ne anneanne? Anlat bakalım. Başka zaman olsa bülbül gibi şakırsın. Bugün ağzını bıçak açmıyor maşallah. Yok. Anlat bakalım nikah nasıldı? Asuman nasıldı? Heyecanlı mıydı? Kalabalık mıydı nikah? Ha öyleydi vallahi. Gerçi tatlı heyecanlar bunlar. Peki düğün yapacaklar mıymış sonra? Yaza yapacaklarmış. Ama düğün dernek hepsi boş be kızım. Önemli olan onların Mesut Bahtiyar olması. Yuvalarında mutlu olsunlar. Sedat da iyi bir çocuğa benziyor. İşi gücü de var. Yuvasına da sahip çıkar. Bence Asuman için en iyisi oldu yavrum. Allah mesut etsin. Ben bir odama gideyim anneanne. Be güzel kızım, senin bir derdin var ama bana bir söylesen, bir açılsan. Annen gibi ketumsun sen de, söylemezsin. Allah korusun. Kaderin de ona benzemesin inşallah. Allah'ım sen koru kolla torunumu. Güzel kızımı benim. Gel gel, kimse yok.
Ayağım çok acıyor. Fena ezildi galiba. Gonca, sen otur burada bekle. Ben bir dışarıya bir bakayım. Etraf kolaçan edeyim. Bakalım burası güvenli değil mi? Bir bakalım. Serdar dur gitme. Ya beni burada yalnız bırakma. Ya Gonca merak etme. Hemen döneceğim. Ama korkarım ben. Gitme ne olur. Hem biri gelse bu halde nereye kaçarım ben? Ya Gonca tamam. Fazla uzaklaşmayacağım dedim. Hem dönüşte gelir ayağına bakarım. Olur mu? Peki. Arzu saçmalıyor. Evet, evet. Sırf beni sinir etmek için Serdar'la kaçacak kadar ileri gitmez Gonca. Bu mümkün değil. Git bakalım pis yılan. Gonca'nın ipliğini pazara çıkardığım gibi seninkini de çıkartacağım. Emin ol. Sensiz hayat.